Evet, üssüz sayılar ikinci dersteyiz arkadaşlar. Burada göreceğimiz birinci derste üssüz sayıların özelliklerini görmüştük. Şimdi o özelliklerden farklı olarak üssüz sayıların eşitliğini anlatacağım. İki tane üssüz sayının birbirine eşit olması için üstlerinin birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. Tabanları eşit üssüz sayıların üstleri de eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bakın, tabanı A, bunun tabanı da A. Eğer bu iki üslü ifade birbirine eşit ise üstleri M ile N'nin de birbirine eşit olması gerekir. Aksi takdirde bunlar birbirine asla eşit olamaz. Şimdi 2 üzeri x 32 ise x kaçtır diye soruyor bize. 2 üzeri x 32 ise 32'yi 2'nin tabanında yazarsam 2'nin 5. kuvvetidir. Bakın, tabanlar eşit. Çizim gitsin. Üstler ne olacak? Eşit olacak. X eşittir 5'tir. 3 üzeri x eşittir 27 ise, şimdi 27'yi 3'ün nesi olarak yazarım? Küpü olarak yazarım. Bakın, tabanlar eşit. O halde üstlerin de ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Bakın, bununla ilgili nasıl sorular çözülüyor? Daha zevkli soruları var. Mesela 8 üzeri x artı 1, 4 üzeri x artı 3. Ne tabanları eşit, ne de üstleri eşit. Ne yapacağız o zaman? Benzetmemiz gerekiyor. Mesela 8'i 2'nin küpü diye yazabilirim. Üzeri x artı 1. 4'ü 2'nin karesi diye yazabilirim. Üstünde ne var? X artı 3. Bakın, çok kullanışlı bir özellik öğrenmiştik. Üsler çarpılırdı. 3 ile x artı 1'i çarpacağım. Şu 2 ile de x artı 3'ü çarpacağım. Çarpalım. Bu 2 üzeri 3x artı 2. Bu 2 üzeri, pardon, 3x artı, şöyle çarparsam 3x artı 3 eder. Şu 2'yi de şuna dağıtırsam 2 üzeri 2x artı nedir? 6 eder. Bakın, tabanlar aynı. Çizin gitsin. Üstlerinin ne olması lazım? Eşit olması lazım. 3x artı 3, 2x artı 6'ya eşit olması lazım. Denklem çözümünü yaparsak buradan, 2x'i bu tarafa atıp 3x'ten çıkarırsam x kalır. 3'ü de 6'nın yanına atıp çıkarırsam 3 kalır. 6'dan 3 çıkaracak. Demek ki x değeri kaçmış? 3. Bakın, benzer bir soru daha. 27'yi 3'ün küpü yazarım. Üstüyle çarpacağız tabii daha sonra, değil mi? X artı 1, x eksi 1 eşittir. 9 da 3'ün karesidir. Üzeri x artı 2. Şimdi üstleri ne yapacağım? Çarpacağım. Böyle bir özellik öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Eğer hatırlamıyorsanız birinci dersi bir daha izleyin. 3 üzeri 3x eksi 3 eşittir. 3 üzeri 2'yi dağıtalım içeriye. 2x artı 4. Bakın, tabanlar eşit. O halde üstlerinin de ne olması lazım? 3x eksi 3'ün 2x artı 4'e eşit olması lazım. Niye? Tabanları eşit olan üslü ifadelerde üsler birbirine eşit olmak zorundaydı. 2x'i bu tarafa atıp 3x'ten çıkarırsam x kalır. Eksi 3'ü de 4'ün yanına atıp artı 4, artı 3 diye geçecek tabii buraya. 4, 3 daha 7. Bakın, x'in değeri de 7. Bunlarla ilgili birkaç özellik çözeceğiz ama bu birinci özellik, üssüz sayıların eşitliğindeki birinci özellik neymiş? Tabanları eşit ise üstleri eşit olmak zorundaymış. Bakın, ikinci özellik biraz sıkıntılı. Nasıl? N sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere tabanları farklı ama bu defa üstler aynı ise durum biraz kritik arkadaşlar. Nasıl? Tabanları farklı, üstler aynı ise, yani a üzeri n, b üzeri n'e eşit ise, ya a b'ye eşittir ya da a eksi b'ye eşittir. Ama hangi durumda? N çiftse. Eğer n sayısı, yani üstü tekse, sıkıntı yok. A eşittir b'dir. Yani üstler eşitse tabanlar da eşittir demeye getiriyor n çiftse. Pardon, n tekse. Ama n çiftse tabanlar eşit, tamam. Bir de ne var? Eksilisi var. Bunu unutmuyoruz. Şimdi şunu da inceleyelim bunu. X üzeri 4 16'ya eşitse, bir kere 16'yı 4. kuvvet olarak yazmam lazım. X üzeri 4 16, 2 üzeri 4'tür. Bakın, üstler aynı. Değil mi? Üstler aynıysa tabanlar otomatikmen, bir kere de çift zaten üstü. Üstü çiftse x eşittir 2 olabilir ya da x ne olabilir, bir de eksi 2 olabilir. X yerine eksi 2 koyarsanız üstü çifttir, yine artı 2 yapacaktır.
Şimdi şuna bakalım. Üsler çift mi? Bakın üst çiftse A B'ye eşittir veya A eksi B'ye eşittir. Şimdi o zaman x eşittir ya eksi 3'tür, x eşittir ya da artı 3'tür. Her iki şekilde de sonucu ne çıkacak? Artı çıkacaktır. O yüzden x'in alacağı değer 2 tanedir. X ya eksi 3'tür ya da artı 3'tür. N çiftse. N tekse sorun yok. Bakın burada n tek. X'in 3. kuvveti eşittir 3'ün küpü. Buradan üstler eşit, tabanlar da eşit demeniz yeterli. Eğer eksi 3'ü de alırsanız eksi 27 yapar ki işi değiştirir. O yüzden n üstü tekse, şunun gibi şöyle üstü tekse sadece tabanları eşit olmak zorunda diyoruz, bitiyor. Mesela x üzeri 5 eşittir 32. Şimdi x üzeri 5 32, 2'nin 5. kuvveti. Bakın üstler tek. O halde tabanların eşit olması gerekir demek yeterlidir. Bitti. X eşittir 2'dir. Evet, umarım bunu da anlamışsınızdır. Geliyorum şimdi birkaç örnek çözelim hep beraber. Ondan sonra da bu ikinci dersi bitirelim. Şimdi birinci soruda ne diyor? İse x değeri nedir diyor. Bakın arkadaşlar, üstler eşit mi? O halde tabanlar da eşit olmak zorunda. Üstü tek mi? Tek. O halde bir tane var. 2x eksi 1 eşittir 5 olmak zorunda. 2x eşittir 6. Şu eksi 1'i karşıya at. 2'ye böl. X eşittir ne çıkar? 3 çıkacaktır. Şimdi bakın üstler yine ne? Tek. O halde üstler eşit ve tek. O halde tabanlar eşit olmak zorunda. 3x artı 2 eşittir 5. 3x eşittir 2'yi at karşıya, 5'ten çıkar. Eksi 2 diye geçecek. 3. 3'e böl. X eşittir 3 çıkar. X'in katsayısı olan 3'e böldüm. X eşittir ne çıkar o zaman? 1 çıkar. Şimdi bakalım şunu çözelim. Şunu çözelim. Burada bir denklem bu. Eşitlik, bir eşitlik bu. Bu eşitlikte x'i bulacağız şimdi. Nasıl bulacağız? 4 çarpı 3 üzeri x artı 2 eksi 2 çarpı 3 üzeri x artı 1. Şimdi şu üçleri bir ayıralım bakın. Önemli bir soru bu. 4 çarpı 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi demek bu. Eksi 2 çarpı 3 üzeri x 3 üzeri 1 demek. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. A üzeri m artı n varsa bunu a üzeri m çarpı a üzeri n diye ayırabiliyoruz. Hatırlarsanız tabanlar aynı, üstler farklıysa çarpı işleminde topluyorduk. Onu artık geri alabiliyoruz. Şimdi burada 3'ün karesi 9. 4 çarpı 3 üzeri x çarpı 9 eksi 2 çarpı 3 üzeri x, 3'ün birinci kuvvette 3. Şimdi şu 4 ile 9'u çarpalım. 36 çarpı 3 üzeri x eksi şu 3 ile de 2'yi çarpalım. 6 çarpı 3 üzeri x. Bakın 36 tane 3 üzeri x'ten 6 tane 3 üzeri x'i çıkarırsam 30 tane 3 üzeri x olacaktır. Bunun da eşittir kaçmış bu? 90'a eşitmiş. Eşittir 90. Eşittir 90. Her tarafı 30'a bölsek de şu 30'lardan kurtulsak olmaz mı? 3 üzeri x eşittir. 9'u da 3'e bölersem 3. 3 üzeri 1 diye düşünebilirim bunu. 9 bölü 3, 3'ten. Bakın tabanlar eşit. Üstte tek. X eşittir ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır arkadaşlar. Tabanlar eşitse üstler de eşit olmak zorundaydı. Bakın şu soru. Bu soru da gayet güzel bir soru bence. Hoş bir soru. Güzel bir soru. Önemli bir soru. Bakalım. Şimdi 2 üzeri x eşittir 9. Ben bu 2 üzeri x eşittir 9'u 3'ün karesi diye yazabilirim. Şimdi 3 üzeri y de 2'nin nesi? 8, 2'nin küpü. Şu 2'nin küpünden dolayı şunun küpünü alırsam, her iki tarafının küpünü alırsam. Şurada 2'nin küpünde 2 üzeri x yeri 2'nin küpün, şu x ile 3'ün yerini değiştireyim. 2 üzeri 3 üzeri x eşittir 3 üzeri 2 çarpı 3. Şunlar çarpılır biliyorsunuz. Şimdi şu 2 üzeri 3'ü ben bir yerden hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Şuradan. Bunun yerine 3 üzeri y yazalım. 3 üzeri y. Bir de üstünde ne var? X var. Eşittir 3 üzeri 2 çarpı 3. O halde bakın 3 üzeri şurada y çarpı x demek bu. Y çarpı x. O da işte 3 üzeri 2 çarpı 3 demek. Demek ki y çarpı x eşittir 2 çarpı 3 olmalı. Tabanlar eşit çünkü. O halde y çarpı x kaçtır?
6'dır. Bana da zaten y çarpı x'i soruyor. Evet arkadaşlar, kendinizi geliştirmek için daha çok soru çözmelisiniz. Hoşça kalın.